Alfonso Dode'den onun romanlarından etkilendiğini anlatıyor hmm. Mustafa Kemal ve çok güzel bir notu var. Siz kitapta buna yer vermişsiniz diyor ki bugüne kadar lüzumundan fazla sevdim artık sevilmek isterim diyor. Ha, o da güzel. Ne güzel değil mi? Yani. Bu Atatürk'ün kendi notu. Neyi kast ediyor acaba? Ama ne hoş Biraz ama yoğunluğu. yani. Ama bugüne kadar çok sevdim. Bir daha okuyor musun cümleyi? Bugüne kadar lüzumundan fazla sevdim. Artık sevilmek isterim cümlesini not ediyor. Biliyorum biliyorum. Lüzumundan fazla sevdim. Neyi kast ediyor acaba? Çok güzel. Ben çok etkilenmiştim bunu ee, okuduğum zaman. Doğru. Şimdi tabi bu konu istersen şöyle noktayalım. Fikriye. Fikriye'nin yeri bence çok çok çok. Yani ben hayranım Fikriye. Ayrı bir yere koyuyorum Fikriye'yi. Fikriye gelecek. Şişli'de aslında evde bulunacak filan. Fikriye anne ölecek, babası ölecek, kız kardeşi Verem'den ölecek. Bir erkek kardeşi var, o da Ankara'ya gidiyor, orduya katılıyor. Tek başına, kız tek başına, sevgili candaş tek başına uzun bir yolculukla daha Kurtuluş Savaşı'nın başında Anadolu'ya geliyor. Nereye geliyor? Mustafa Kemal'in yanına geliyor. Yani bu bu inanılmaz bir şey. Zaten o kitapta da var. Yani fikri anlatırken der ki ya bu kız en zor zamanlarda bütün tehlikeleri göze alarak benim yanıma geldi der. Zaten der ki bir yerde de biliyorsun beni iki kadın sevdi. Birisi makam ve bulunduğum yer hmm. nedeniyle öbürü de ben Mustafa Kemal olduğum için. Yani Fikriye hakikaten çok fedak. Yani Fikriye Hanım aslında kendisini Mustafa Kemal'e adamış bir kadın olarak karşımıza Şimdi, çıkıyor. Şimdi e, vakti değerlendirmek adına size sormak istediğim önemli Hı -hı. bir bölüm de bu kitapla Misak-ı Milli'nin 17 Şubat'ta 1920'de Meclisi i kabul edildiğini biliyoruz. E, ancak Misak-ı Milli tamamen Mustafa Kemal'in düşüncelerini taşıyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? E, ayrıca Misak-ı Milli'de özellikle Suriye ve Irak'la gerçekleştirecek sınırlar hat olarak tarif edilmiş mi Biraz da onu merak ediyoruz. Tamam kaç dakikamız vardı? Ee, bir 15 dakikamız var. Peki. Şimdi e, misak milli tabi fevkalade önemli bir konu. Yani bir kere şunun altını çizelim. Misak-ı misak milli tamamen Mustafa Kemal'in düşüncelerini yansıtıyor. Yani misak millinin yazarı, mimarı Mustafa Kemal kere bunu e, çok net olarak ortaya koyalım. Şimdi tabii misak-ı milli sizin de ifade ettiğiniz gibi e, aslında bunu da insanlar bazen karıştırırlar. Biliyorsun misak-ı milli e, Osmanlı meclisi mevzusu anında kabul ediliyor. Yani e, burası da fevkalade e, önemli bir noktadır. Misak-ı milli Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, zaten o meclis mebusan varken Türkiye Büyük Millet Meclisi yoktu. Meclis mebusanın dağıtılmasından sonra Millet Meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu görüyoruz. Yani burası bir kere çok önemli. Peki yani Misakı milli de tam e toplum tarafından, herkes tarafından tam net bilinen, iyi aydınlanılan net bir konu mu? Bu da biraz bence karmaşık bir konu. Şimdi evveliyatı var. Bakın ilk önce şunu altın çizelim. Birincisi aslında Ali Fahat Paşa'ya yazdığı ilk mektupta misak Milli ile ilgili bir fikrin ilk ışığını orada görüyorsunuz. Bu Araplar'ın olduğu bölgeler. Diyor ki bir de Büyük Arabistan davası çıkmıştır. İngiltere ve Fransa bu Arapları kullanacak. Bazı yerleri bizim elimizden yani Osmanlı'dan kopartarak sömürgeleştirecek diyor. Halep üzerine duruyor. Halep'te Mustafa Kemal çok günleri geçmiş. Yani Halep'i çok iyi biliyor. Genç bir yüzbaşı iken de buraya gelecek. Sonradan iki defa gelecek vesaire. Ama bakın verdiği 3 Kasım 1918'de yazdığı bir raporda diyor ki Halep halkının dörtte üçü dörtte üçü Arapça konuşan Türktür. Ya bu çok önemli bir şey. Ve bak Halep demek ki 1918'lerdeki Halep'in demografik yapısına baktığınız zaman evet Arapça konuşuyorlar fakat şey olarak baktığınız zaman Türk o zaman kafasında hep şu var: Halevi mutlaka elde bulundurmak. Yavaş yavaş şimdi peki, peki yani Misak Milli ile ilgili olarak değil mi? Düşünce yavaş yavaş oluşuyor. Birinci nokta ne? Acaba Osmanlı topraklarında Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerin geleceği ne olacak? Veya bu toprakları elde bulundurmak için orduyu kullanalım mı? Veya burada başka bir hareket tarzını düşünelim. Birinci nokta bu. Net anlatabiliyor muyum? Tabii tabii gayet iyi. esas üzerinde düşündüğü nokta ki misak Millide öyle geçecek. Osmanlı Müslüman nüfus. Bunu Nisak-ı Milli'de biliyorsun daha net olarak eee göreceğiz söyleyeceğiz. Ee, Ankara'da yaptığı konuşmada da var. Osmanlı Müslüman nüfusunun olduğu yerlerde mutlaka bunu elimizde korumamız lazım. Şimdi fikir oluşuyor. Bu fikri Ankara'da gelecek. Ankara'ya geliyor 28 Aralık 1919. Meclis yok. Ankara'nın ileri gelenlerle yaptığı bir konuşma var. Mondros Mütarekesi imzalanmış tabii 30 Ekim 1918. Diyor ki ateşkes imzalandığı sırada elimizde olan hat, hatlı bir orada sayacak. Hat, ateşkes imzalandığı zaman, elimizde olan hat, Halep, oradan diyor katma istasyonu, Ceraplus Köprüsü, güneye değiriz Hatta sonradan bunu daha basite indirgerek şöyle ifade edecek. Yani Suriye, Hınırız, Suriye'de düşündüğü, Osmanlı'nın elinde tutmasını mutlaka zararı gördüğü hat, Neresi biliyor musun? Laskiye Kuzeyi, Halep, Deir Zorat. Dolayısıyla peki diyeceksin ki Mustafa Kemal muhteşem bir asker, militarist değil. Peki Mustafa Kemal ne? Dahi. Daha, iyi. daha iyi, Başka bir şey. Biraz daha iyi. Ee, ben valla yani Mustafa Kemal'in yani hayatının bir döneminde büyük bir askeri deha var. Sonra o sizin az önce tarif ettiğiniz şekilde üniformasını çıkardıktan sonra da müthiş bir siyasi deha var. Ben yani dünya bak yine böyle birini daha okumadım. O, o öyle yani benim bak. Ama adam, öyle, ama. Öyle bir, bakma öyle bakma. Çok düşün, enteresan. Düşüncesine gir, düşünce yapısına gir, kafasına gir. Militarist değil. Değil, hayır. Peki değil. ne? Ee, yani yani Mustafa Kemal'in bu niteliğini bizi an, işte anlayamamışız, anlatamıyoruz. Ne biliyor musun? İstersen bak buyurun. bitiyor muyuz? Kaç dakika mı Bitiyor sonra? ya bittik de buyurun. Bittik mi? <laughs> o zaman şöyle söyleyelim. İstersen böyle bitirelim. Ya Mustafa Kemal hiçbir zaman militarist olmamış. Ama savaşta hem kendisi hem askerleri ölümü gözü olarak hiç gözünü kırpmayarak savaşan muhteşem bir asker. Ama militaristlik başka bir şey herhalde onu Tabii anlatabiliyordu, efendim. anlattım. Çünkü büyük taarruzda ertesi günü savaş alanında dolaştı ama üzüldüm diyor. 9 Eylül'de İzmir'e gittiği zaman Yunan bayrağını biliyorsanız kaldırın diyor ya. Yani yapmayın bu bir milletin şeyidir diyor. Yani milleti temsil eden buna ben basarak yürüme böyle bir şey olamaz diyor. Trikopis esir olmuş Yunan ordusu baş komutanı. Ona diyor ki e, sayın general her komutan savaş kaybedebilir. Bu da bir şanstır. Ya yani şimdi daha bunu yüzlerce örnek. Peki Mustafa Kemal ne o halde? Hümanist. Hümanist. Daha başka nasıl anlatabiliriz? Akılcılığıyla, bilimini. Ama hümanist yani insancıl. insanı o alan hümanist bir insan. Biz işte bu Mustafa Kemal'in bu hümanist bakış açısını Dünyaya bakış açısını tam anlayabildik mi? Ama savaştığı adam Yunan Başbakanı Venizelos, Atatürk'ün e, hümanist dünya görüşüne dikkate alarak biliyorsunuz onu Nobel'e aday gösterecek şekilde Mustafa Kemal'i iyi anlamış herhalde herhalde. Çanakkale'de ato, kaderin seçtiği kişi diyor. Evet, kaderin seçtiği kişi diyor. Doğru. Şeyin de var. Lord Kinross'un var galiba sizin kitabınızda. Diyor ki tek bir tümen komutanının 3 hmm. ayrı seferde kazandığı başarıların sadece bir savaşın gidişi üzerinde değil, bütün bir seferin akıbeti ve hatta bir milletin kaderi üzerinde bu derece derin bir etki bırakması tarihte benzeri görülmüş bir olay değil. Peki şu soruyu söyleyen Türk değil. Şu soruyla bitirelim. Çanakkale Savaşları 1915 İtilaf Devleti yani İngiliz Fransızlar Çanakkale'yi geçselerdi ve İstanbul'a gelselerdi dünya tarihi yani, değişirdi. Bambaşka bir dünya tarihi. Ne, ne neden? Ne Sovyetlerde ha. Sovyetler gibi bir şey olurdu ne bizim bu tarafta bambaşka bir dünya tarihi yazılırdı. Yani şimdi onu da pek iyi anlamıyorum. Efendim Çanakkale'de tamam durdurduk. E e ne oldu ama sonra, sonra geldiler. Geçti. Ya bu bak yine olayı anlamıyoruz. Eğer 1915'te geçselerdi ve İstanbul'a gelselerdi, bu ne demektir? İngiliz ve Fransız gemileri savaş gemileri nerede? Karadeniz'de. Tabii. Bak bunu unutma. Karadeniz'de bazıları geçecek. Çanakkale'ye geçecek. Marmara'ya girecek. İstanbul'a gelecek. Karşısında hiçbir güç yok. İngiliz ve Fransız donanması nerede? Karadeniz'de. Rusya kimin tarafında? İngiltere ve Fransa'nın yanında. Bu ne demek dünya birinci dünya harbinin hem kısa sürmesine neden olacaktı. Ve esas belki önemli olan bir şey. Tabi tarihin akışı ne kadar değişirdi. Bunlar büyük konular ama acaba 1915'te İngiliz ve Fransızlar biraz eve anlattığımız bir Karadeniz'e gitselerdi olsaydı 1917 Rusya'da ihtilal olur, olur muydu? muydu? Aslında Enver Paşa ile anlaşabilseydi Daha önce 7. Ordu Komutanlığı'ndayken Bütün cephenin sorumluluğu ona verilseydi Verilmiyor biliyorsun Sonra Yıldırım Ordular Grubu'nda yine yok Ben ona inanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa e, Diğer yerlerde Osmanlı askerinin Elden çıkmasına zay Zayiat vermesine neden olmadan Biraz daha geriye çekerek Laski Kuzeyi Halep dahil oradan değeri zor hattını düşünüyor. Bu hmm. hattı çizerken neyi düşünüyor? Bir, elbette Mondros ateşkes var ama ikinci düşündüğü de esasında oradaki nüfus yapısını e, demografik yapıyı düşündüğünü görüyorsunuz. Ve burada yine bu Ankara'da bak yaptığı konuşma 28 Aralık 1919 sevgili canlar şimdi, şimdi 28 Aralık 1919'da Ankara'da İleri gelenlerle yaptığı bu konuşmayı okumazsan satır satır Mustafa Kemal'in anladığını söyleyemezsin. Tam olarak anladın. O 28 Aralık 1919 konuşması çok önemli. Yani Mustafa Kemal'in bütün düşüncelerini orada görüyorsun. Yalnız bu konu değil. Onu herkesin okuması lazım. 28 Aralık 1919'u. Bak orada şimdi ne söylüyor? Bu hatla ilgili. Bu sınır sınırı saydık değil mi? Sınırı saydık. Yani sınır neydi? Bir daha sayalım mı? Laskel Kuzey'i, Halep, Deirizor Hatta oradan Irak'a atlayacak. Irak'ta da diyecek ki Musul, Kerkük, Süleymaniye. hattı çiziyor. Ankara'da yaptığı konuşmada söylediği konu çok önemli. Bunun devam. Diyor ki bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandırır. Demek ki Osmanlı Müslüman ailesi diye misaki milliye geçen terimin kavramın altına baktığımız zaman bunun iki unsurdan oluştuğunu görüyoruz. Bir Türk, iki Kürt. Ki bunu Ankara'da bak bu, burası çok önemli. Bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandırır. Artı bu sınır içinde kalan memleketimizin parçaları Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir bütünüdür. Şimdi o halde Birinci Dünya Harbi'nde Türk ve Kürt beraberiz. Kurtuluş Savaşı'nda beraberiz. Lozan'da büyük şeylere rağmen, Kürtleri biliyorsun çok tarihlere rağmen Lozan'da Kürt nüfusumuz nerededir? Mustafa Kemal'in yanındadır. Cumhuriyet'in kurulmasında beraberiz. Sonra isyanlar çıkıyor mu? Çıkıyor maalesef. İşte en büyük şey Şeh isyanı. Niye çıkıyor? O derin bir konu. Girersek şimdi buradan çıkamayız. Tabii Şeh Sait isyanı ile de aslında biz Musul, Kerkük, Süleymaniye'yi kaybediyoruz. O da ayrı bir konu. Fakat e, önemli olan tabi Cumhuriyet döneminde de isyanlar var. Fakat sonra biliyorsun bir e, şey bir e, çatışmasız bir döneme giriyoruz. Ne, nereye kadar? 84'e kadar. Şimdi o halde buradan bakın yani Mustafa Kemal'i doğru anlamamız diyorum ya tam anlamak, doğru anlamak. O halde Mustafa Kemal ta 1919'larda değil mi Ankara'ya gelmiş 28 Aralık 1919'da diyor ki kardeşim Türk ve Kürt biz birbirimizden ayrılamayız. Biz beraberiz. Burası önemli değil mi? Çok önemli. Çok önemli. Peki bunu ayrıştırmaya, bizi ayrıştırmaya, çatışmaya, kan kaybetmemize, her şey kaybetmemize yine kimler neden oluyor? Tabii bizim de hatalarımız var. Bu da ayrı bir konu. Fakat burada yine baktığınız zaman işte bu dönemlerde İngiltere, Fransa'yı ağırlıklı olarak İngiliz politikasını görüyorsunuz. E bu da yakın tarihe gelirsek o da belli, o da ortada. Dolayısıyla daha doğrusu bir elbette bir dış güçlerin burada siyah dış güçlerin oynadığı oyunlara geliyoruz. Halbuki ya biz beraberiz ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın e, niye Lozan'da ayrılmadık? Niye Kurtuluş Savaşı'nda ayrılmadık? Beraberiz ya. Niye? Beraber yaşamışız. Ortağız yani. Şimdi e, yani ya girdiğiniz zaman şimdi Türkiye'deki ailelerin yapısına bakın, bir aileler birbirine karışmıştır yani çok yerde. bu, bu, bu Ama bu önemli bir şey yani entegre olmuşsunuz. E niye şimdi bu bazılarının nifak doğumlarına ikerek böyle bak 84'ten beri düşün ki, e, istersen bu noktayı şöyle ifade edeyim, bu PKK terör örgütü çıkmasaydı 84. Diyarbakır'ına nasıl olurdu ya? O Hakkari nasıl olurdu? Ben o bölgede görev yaptım. Şimdi tahayyül et. Hangi yıllar Türk, görev yaptınız orada? 93-95. Şimdi bir tahayyül et. Yani PKK terör örgütü diye bir sorunumuz olmasa idi. Değil mi? Bu Güneydoğu bugün Hakkari'sinden, Muş'undan ki ya Hakkari insanlar bilmez yani dünyanın en güzel tabiatının olduğu İsviçre'si falan o Bingöl'ü sen baharını bilir misin? Bilmez miyim? O Muş'un güzelliğini bilir misin? O Diyarbakır'ın tarihi şeyini bilir misin? O güzelim ya. Yani. Ve bugün olduğu noktadan ya Türkiye şey olurdu ya ben e, çağ yani özellikle ekonomik yönden şey atlayacağını düşünüyorum. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bilmem anlatabilirim. Çok mi? iyi anlattınız. Ama mi? bunu bağlayalım şimdi. Tabii buyurun. Bakın 1919'da demek Ankara'da 28 Aralık ne diyor? Türk ve Kürtler biz beraberiz kardeşim diyor. Çünkü esas gelelim şeye e, misak-ı milliye ki misak-ı milli 17 Şubat 1920. Nerede kabul ediyor? Meclis-i Yani Osmanlı Meclis-i İlk kaleme yani misak-ı milli bizzat kaleme alan kim? Mustafa Kemal ve İsmet Paşa beraber kaleme alıyorlar. Birinci maddesi aynen şöyle. Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar, Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar hiçbir şekilde ayrılamaz bir bütündür. Osmanlı İslam çoğunluğu dediği zaman bunu kapsadığı esas iki temel ana unsuru var. Birisi işte biliyorsun Türkler ve Kürtler. Sonra Atatürk bunun çözümünü ne diyecek çok güzel bir tanımdır biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına. Türk milleti denir tanımıyla bunu aslında kaynaştırma tam anlamıyla kaynaştırıyor. Siz ikinci maddesi Misak-ı Milli'nin diğer maddesini de söyleyelim. Demek ki Osmanlı İslam çoğunluğunun olduğu yerler bizim ayrılmaz parçamızdır. İki, Osmanlı Devleti'nin yalnızca Arap çoğunluğuyla meskun olup 30 Ekim mütareke imzalandığı zaman düşman ortalarının işgali altında olan yerlerin geleceği ise oradaki ahalinin serbestçe beyan edecekleri oylarla tespit edilsin. Oraya bırakıyor. Yani Arap çoğunluğunun olduğu yerleri oradaki halkın kararını bırakacak. Fakat misak-ı millinin özellikle... Ee, Suriye ve özellikle Irak'la ilgili bölümünü maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Gerçekleştirilmemizin durumunu çok daha önceki programlarda defalarca anlattık. Tabi burada en önemli etkenlerden bir tanesi Şehzade isyanıdır. Maalesef o isyan İngiltere tarafından çıkartılmıştır. İngiltere Aslında. tarafından çıkartılmıştır. Amaç da Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi Türkiye'den kopartmaktır ve maalesef maalesef amacına ulaşmıştır. O halde Atatürk'ü ki iyi anlamamız için şunu iyi anlamalı ya biz türk kürt kardeşiz ya.